Evet, saksı o küçük gelmeye başladığı için daha büyük bir saksıyı almaya karar verdim. Bu kaktüs elime ilk geçtiğinde küçük kısım kadardı. Yani yaklaşık 2 yıl içerisinde bu boyuta ulaştı. Şimdi bunu daha büyük bir boy olan saksıya yerleştireceğim. Saksı yerleştirmeden önce kaktüsü yerleştireceğimiz saksının içine koyacağımız toprağı çok dikkatli bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yüklemiş olduğum diğer videoların altına yazılan yorumların birçoğunda ortak sorular var. Onlardan birisi de kaktüs toprağı olarak ne kullandığıma dair sorular var. Arkadaşlar, ben kaktüs toprağı olarak birkaç malzemeyi karıştırarak bir ortak toprak çıkarıyorum. Daha farklı bir toprak oluşturuyorum. Ne kullanıyorum? Şöyle gösterebilirim. Kullandığım birinci malzeme satılan yapı marketlerde ya da işte bitki ürünleri satılan yerlerden alabileceğiniz, içeriği oldukça zengin, işte volkan tüfü olan, yine akıllı organik gübre dediğimiz gübrenin de bulunduğu şu kahverengi toprağı kullanıyorum. Bu hazır kaktüs toprağı, sukulentler için de kullanılabilir. İkinci kullandığım malzeme suyun toprak içerisinde tutulumunu arttıran perlit dediğimiz bir ürün. Üçüncü malzeme ise bildiğimiz, birçok yerde alabileceğimiz bitki torfu. Bir miktar da içine çakı taşı koyuyorum arkadaşlar. Zemin kısmına ise drenajı daha da kuvvetlendirmek için taş döşüyorum. Başlayabilirim. Önce saksının zemin kısmına drenajı kuvvetlendirmesi için bir miktar taş koyuyorum. Evet, bu kadar kağıt. Şöyle gösterebilirim. Sonrasında karışımı hazırlamak için karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar, hazır kaktüs toprağın içerisinde avrok diye bilinen volkan taşı bunlar, volkan tüfü. Bunlar volkanlardan çıktığı için mineral açısından oldukça zengin. Toprağın içerisinde de oldukça faydalı oluyor. Özel hazırlanmış bir bitki toprağı olduğu için bulabilirseniz eğer kaktüslerinizi bu toprağı kullanmanızı tavsiye edebilirim. Farklı markalar adı altında yapı marketlerde satılıyor. Fiyatı da oldukça uygun. Evet, toprağımızı karıştırdık. Şimdi ekime geçebiliriz. Öncesinde bir hatırlatmada bulunayım arkadaşlar. Şimdi toprağımızı böyle drenajı yüksek bir hale getirmemizin amacı şu. Birçok insan kaktüs yetiştirirken yaşadığı problemler arasında özellikle kaktüslerin çürümeye başladığını, gövdesinin yumuşamaya başladığına dair şikayetlerde bulunuyor. Bunun en büyük sebeplerinden birisi hiç şüphesiz kullandığımız toprak. Arkadaşlar, eğer toprağımızı direkt bahçeden aldığımız toprak olarak kullanırsak ya da marketlerde satılan bitki toprağı olarak kullanacak olursak hata yaparız. Sebebine gelince, sebebi şu: kaktüslerin köklerinin bulunduğu alanda nemli bir ortama ihtiyaçları var. Yani sulu ve çamurlu bir ortama ihtiyaçları yok. Kullanmış olduğumuz diğer bitki toprakları, bitki torfları maalesef biz saksıyı suladıkça içeride birikme yapıyor ve içeriği inanılmaz derecede ıslak bir yapıya ulaştırıyor. Bu durumda haliyle kaktüslerin ve sukulentlerin köklerinin aşırı sulu ortamda, havasız bir durumda kalarak çürümesine neden oluyor. Bitkilerin köklerinde, gövdelerinde mantar ve benzeri zararlı oluşumlar meydana geliyor. Bu durumda kaktüs ve sukulentlerin sağlığı açısından oldukça zararlı. Ne yapmamız gerekir? Öncelikle yapabiliyorsanız eğer altı delik saksılar tercih edin. Çünkü dökmüş olduğunuz suyun fazlası drenaj yoluyla bu deliklerde akıp gidecek. Toprağın içerisinde nemli bir ortam oluşacak. Ama eğer delik değilse altı, bir de drenajı yüksek olmayan bir toprak kullanmışsak, biz su döktükçe o su saksının içerisinde birikecek ve zaman orada bakterilerin, mantarların oluşmasına neden olacak. Sakslarınızı yerleştirirken, toprağımızı koyarken bu bilgiyi de göz ardı etmezseniz sizin için oldukça fayda olur. Çıkarmış olduğumuz kaktüsümüzün köklerine kalmış olan fazla toprağı elimizle gevşeterek kökleri rahatlatıyoruz. Fazla zorlamayın, kökleri olabildiğince zarar vermeden bu işi yapmaya çalışın. Diken konusuna gelince, elimde tutmuş olduğumuz kaktüsün dikenleri çok fazla değil, oldukça ince dikenleri var. Herhangi bir rahatsızlığa sebep olmuyor. Evet, saksıya yerleştirdim. Merkeze gelecek şekilde. Şimdi
Kaktüsümüzü saksıya yerleştirdik arkadaşlar. En üst kısmına hem daha dekoratif görünmesi için hem de buharlaşmayı biraz azaltması için çakı taşları koydum. Yan taraftan yer oldukça fazla dal vermiş durumda görüyorsunuz. Alttan bir kısım, üstten küçükler var. Ve şu taraftan büyük bir dal vermiş. Bunları da birkaç zaman sonra, birazcık daha büyüdükten sonra ayırıp farklı büyütmeye devam edeceğim. Bu görmüş olduğunuz kaktüs türü de diğer kaktüsler gibi kopararak çok rahat bir şekilde çoğaltabilecek kaktüs türlerinden birisi.